Şu anda bütün takımım arkadan bana bakıyor. O yüzden biraz garip olacak. Ama bugün Cuma. Cuma günü Friday. Biz de Cuma günleri hep eğlenceli bir şey yaparız. Friday Fun Day. Yani kondisyon anlamında her zaman Cuma günleri eğlenceli bir koşu yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bugün de işte şimdi asıl koşumuzu yaptık. Şimdi fun kısmına, yani eğlenceli kısmına geldik. Bugün takımca olimpik oyunları yapacağız. Koç bizi iki kişilik takımlar haline sokacak ve her iki kişilik takım bir ülke olacak. Atıyorum ben Amerikalı bir arkadaşımla eşleşeceğim. Biz Türkiye'ye simgeleyeceğiz. İşte Kanadalı var, Finlandiyalı var, Yeni Zelandalı var, Avustralyalı var. Bunlar hepsi bir takım olacak. Ve işte farklı farklı oyunlar yapacağız. Bu oyunların sonunda da kaybedince işte sprint koşuyorsun falan filan. İşte depar atıyorsun, ceza alıyorsun falan. Oyun bu. Sonuç olarak bu cuma bunu yapıyoruz. Sizi de benimle getirmek istedim. İyi seyirler. Günkü kondisyonumuz da bitmiş bulunuyor. Tabii ki çok çekemedim. Her an, yani her yaptığımız sprinti ya bayağı her oynadığımız oyunu çekemedim. Çünkü sonuçta antrenmandayım yani. Ama çekebildiğim kadar çekebildim. Gördüklerinizi yani sadece bu kadar mı koşuyorsunuz falan diye düşünmeyin ya da bu ne falan filan demeyin. Çok daha fazla koşuyoruz yani. Gerçekten ciddi bir seviyede kondisyon çalışıyoruz. Neyse, şimdi kahvaltıya gidiyorum. Günün geri kalanında görüşürüz. Gidemedi. Yani asla kahvaltıya gidemedi. Gençler, işte 2 dakika bir odama uğrayayım dedim. Koşudan sonra, çünkü kafeterya ile o koştuğumuz yer arasında benim odam. Şöyle bir 2 dakikalığına yatağıma oturmuşum. 10 dakika önce uyandım. Neyse, şimdi artık sabah kahvaltısı bitti. Öğlen yemeği için kafeteryaya gidiyorum. Bugün kafeteryada şöyle bir görevimiz var. Şimdi şuradan başlayayım. Bizim yarın Cumartesi günü, bugün Cuma. Yarın Triton Tip-Off diye bir olayımız var, tamam mı? Triton Tip-Off nedir? Hemen anlatayım, şu kafeteryaya geldim. Triton Tip-Off şöyle bir şey. Erkek ve kadın basketbol takımlarının işte bütün okula, okulun öğrencilerine falan filan tanıtıldığı böyle ya bedava pizza, bedava içeceklerin olduğu, işte böyle oyunların oynandığı falan filan bir etkinlik gecesi. Bizim spor salonunda oluyor. Hani şey için yapıyorlar. Hani tanıtalım takımları da işte maçlarımıza gelsin öğrenciler, bizi desteklesin falan filan diye. Böyle bir gece her üniversitede yapılıyor, buna benzer bir etkinlik. Neyse, bizimki de yarın. Şimdi bugün de işte antrenör kafeteryanın girişinde öğlen yemeği boyunca, saati boyunca 11.30'dan 1.30'a kadar işte belli insanları görevlendirdi takımdan. İşte atıyorum ben 11.30'dan 12'ye 12.30'a kadar işte kapıda bir iki takım arkadaşımla durup işte gelenlere yarın Triton Tip-Off'a gelin, gelin takımlarla tanışın, bedava pizza olacak, o olacak, bu olacak. Hani Triton Tip-Off'a gelmelerini ve böyle bir olay olduğunu söylüyoruz. Bunun reklamını yapıyoruz yani. Bugün şimdi amma çok konuştum. Ben konuşunca kızıyorsunuz ama ne yapıyorsun? Ben bunu anlatmasam da olmaz yani. Neyse, şimdi kafeteryaya geldim. Hemen yani yemek yiyeceğim. Ondan sonra da kapıda bu görevimi yapmaya başlayacağım. We were staying in Paris
to get away from your parents. And I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out, out on the terrace. I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself while I'm wasted for someone else? If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better. Odama geldim. Sizlere odamın yeni halini göstermek istiyorum. Çünkü en sonki vlogumdan sonra odanın dizaynını falan arkada biraz görebildiğiniz gibi değiştirdim. Tapestry dedikleri şu siyah şeyden aldım, onu astım. Işıklarımı yaptım falan filan. Odanın şeklini değiştirdim. İşte yatağının yerini değiştirdim falan. O yüzden ikinci bir oda turuyla karşınızdayım. Odadan girince aslında Yaren'in tarafı pek değişmedi. Hala oda arkadaşımın yani tarafı, hala masası burada. İşte eşyaları, yatağı burada. Benim eskiden yatağım burada. Şöyle yatay bir şekilde şuradaydı, camın kenarındaydı. Ama biliyorsunuz ki şu köşeden gelen karınca olaylarından sonra her ne kadar ilaçlayıp öldürselerdi hepsini, artık camın yanında olmak istemediğime karar verdim. O yüzden kendi dolabımı köşeye, Yaren'in dolabını da bu tarafa aldım. Bu arada bir de bu aynayı aldım. Yaren'in dolabının kapağını astım gördüğünüz gibi. Bu aynı yerinde duruyor. Ondan sonra yanındaki dolapla mikrodalga da aynı yerinde duruyor. Yatağımla yatağımın yanındaki bu eşyalarımı koyduğum şeyi bu tarafa aldım. Bu şekilde buraya da bu aldığım yeni tapestry denilen şeyi astım. Etrafına ışıklarımı astım. Şuraya da şöyle bir dikdörtgen gibi bir şey yaptım. Onun içine fotoğraflar asacağım. Daha fotoğraflarımı çıkartamadım. Şurada şapkalarım var. Ama öyle bunu yapmanın... bu arada bir de gördüğünüz gibi böyle bir yeni ışık şeysi aldım. Videolarımı çekebilmek için. Açılmıyor. Çünkü fiş takılı değilmiş. Neyse. Ama bunu sevmemin şöyle bir de nedeni var. Arka planımı beğenmiyordunuz. Bu duvarı artık arka plan olarak kullanabilirim. Bence çok güzel oldu. Ben bayağı beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Bana yorumlarda söyleyin. Şimdi biraz ödev yapmam gerekiyor. Bugün cuma. Cuma günleri benim dersim yok. Ama akşam işte 6.30'da ağırlık var. Yani halter. Ondan sonra da 5'e 5 maçımız var takım arasında. Şimdi birazcık ödev yapacağım. Çünkü hafta sonuna çok ödev bırakmak istemiyorum. Bu arada parti, Acrid partileri serisinin devam etmesini istedi çoğunuz. Cumartesi günü pijama partisi temalı bir partimiz var. O partiyi de bu arada videoya çekeceğim. Ayrı bir video olarak, serinin devamı olarak gelecek. O videoda bekleyin. We were staying in Paris to get away from your parents. You look so proud standing there with the flower and the cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We're breathing the air of this small town on our own, couldn't pass for the thrill of it, getting drunk on the bus we were living in. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better. Let's show them we are, show them we are. Let's show them we are, show them we are. Let's show them we are better. Let's show them we are, show them we are. Let's show them we are, show them we are. We'll be right back.
We were staying in Paris. 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 Ödüm patladı. Gerçekten ödüm patladı gençler. Ağırlık sırasında ben kamerada işte kameraya kayıt alırken bir yere koymuştum, böyle yüksek bir yere koymuştum kamerayı. Ben orada hareket yapıyordum. O sırada kamerada işte biri mi çarptı ya da kendiliğinden bir şey oldu, kamera yere düştü. Aynen şimdi orayı koyuyorum. Bundan sonra aldım kamerayı elime, baktım açılmıyor kamera. Nasıl korktum anlatamam size yani, gerçekten ödüm patladı. 2 saat onunla uğraştım. Bir yandan hani antrenöre çaktırmadan hani antrenmana devam etmeye çalışıyorum. Bir yandan sürekli kamera işte pillerini çıkarıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, böyle açılmıyor. Böyle kameranın lensi sıkıştı. Ne içeri giriyor ne dışarı çıkıyor. Açılmıyor, hiçbir şey yapamadım. Ondan sonra böyle moralim bozuldu iyice falan. Neyse ağırlıktan çıkar çıkmaz direkt maça gittik. O sırada da hiç bakamadım o yüzden, ama nasıl moralim bozuk. Neyse maçtan çıktık. Ondan sonra yemek yedim. Odama geldim. Şimdi internette biraz bakıştırdım falan, ne yapabilirim. Neyse ki sorunu hallettim ve kamerayı açabildim şimdi. O yüzden çok mutluyum, ama gerçekten çok korkmuştum yani. Hani bayağı üzülürdüm yani kameraya bir şey olsaydı. Neyse şimdi odama geldim. Dediğim gibi bugün cuma akşamı, artık işlerin hepsi bitti. Yani antrenmanları falan filan, ödev. Yani ödevim bitmedi. Tabii ki hafta sonu boyunca ödev yapmam gerekecek, ama bugünlük bitti. Şimdi artık geriye eğlenmek kaldı. Şimdi gideceğim, duş alacağım, ondan sonra hazırlanacağım ve bu akşam dışarı çıkıyoruz. Videonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sonunda görüşürüz. Hazırlandım. Bu vlogu artık burada şu son halimle bitirebilirim diye düşünüyorum. Umarım benim bir cuma günümü izlerken keyif almışsınızdır. Ben bugün çok yoruldum. Şimdi eğlenmeye gidiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hepinizi çok 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 öptüm. Bye.